Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlarının yaptığı eyalet sistemi açıklamaları referandum öncesi evet bloğunda kriz çıkardı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlarının yaptığı açıklamalara sessiz kalmasını eleştirdi. Böyle bir açıklamayı yapan insanlar ya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hedefini sabote ediyorlar, veyahut da bir iç pazarlıkla görevlendirilmiş konuşmacılar mı bunlar? Bunları zaman gösterecek. Şimdi eyalet sistemini getireceğiz diye bir danışman, Cumhurbaşkanı danışmanı olarak söylüyor. Evet. Şehir ve Cumhurbaşkanı tek başlığa gidilebilir açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı da buna ses çıkartmıyor, kabulleniyor ise o zaman iki gün içerisinde eyalet sistemine karşı olan, üniter yapıda düşüncesi olan ülkücülerin kararı ne olabilir? Evet. Bunları düşünmek lazım. Tabii. O bakımdan bu siz kendisine ilettiniz mi efendim? Hayır efendim. Ve bu açıklamayı bunu yaptıktan saklamanın sonra bir manası yok. Benim iletmeme gerek de yok. Bahçeli'nin bu açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan danışmanlarımın değil benim sözlerime bak karşılığı geldi. Danışmanımın bir açıklaması olmuş. Onu almışlar, onu çarpmışlar. Ki danışmanımız sonra daha değişik şekilde onu düzeltmeye yönelik açıklamalar yaptı. Ama buna rağmen onlar tabii onu yürüdü. Ben ne diyorum, sen ona bak. Ben ne diyorum, sen ona bak. Böyle bir şey benden duydun, yok. Başbakan Binali Yıldırım'dan da pakette eyalet düzenlemesi varsa istifa ederim resti geldi. Eğer bu anayasanın herhangi bir yerinde eyalet varsa, eyalet sistemine yol açacak bir madde varsa ben bugün bu görevi hem parti genel başkanlığını hem de başbakanlık görevini anında bırakacağım. Bu iftirayı atanlar eğer aynı şeyi yapabilecekler mi? Bak bir burada açıkça söylüyorum. Getirin şu anayasanın neresinde eyalet varsa gösterin, ispat edin. Ben bütün görevlerimi bırakacağım. Siz aynı şeyi yapacak mısınız?